Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Özel Ümmü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Salernitana'dan Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçı diye bir haber var. Normalde bu haber 16 Kasım'ın haberiydi ama yani sürekli sosyal medyada dönüyor. İşte İtalyan ekiplerinden Salernitana Dünya Kupası arasında hem Fenerbahçe ile hem Galatasaray ile hazırlık maçı yapmaya hazırlandığını duyurdu falan diye geçiyor ama ve hani ben merak ediyorum, bu takımlar kaç hazırlık maçı yapacaklar, kaç maça çıkacaklar ya da yapabilecekler mi? Şöyle düşünüyorum, 45 günlük bir ara. Yani bu arada takımların, mesela Fenerbahçe 2 tane maç yapacak. Bana kalsa hiç seyirciyle oynanacak maç yapmaması lazım takımların. Bana kalsa. Niye biliyor musunuz? Ya bu arada taktik denersin, sistem denersin. Ne bileyim, oynatmadığın oyuncuları denersin. İşte genç takımdaki oyuncuyu denersin. O da nasıl olur? 25 Kasım'da başlarsın. Hani Kasım ayının ilk haftası biter. Aralığın 10'u gibi, aralığın 10'u ile 17 arasında bir 10'unu da yaparsın, bir 13'ünde yaparsın, bir de 17'sinde yaparsın. Hani en fazla o da. Ki 20-21 gibi Türkiye Kupası maçı var. Hadi bir hafta önceden bitirsen 14'ünde, yani 10'u 14'ü bir de 8'inde yaparsın. Ya da 7'sinde yaparsın, mantıklı ama şu an bilmiyorum. 2 tane zaten kamp var. Hani Aralık ayı başında yapmayı düşünüyorlarmış. Bakalım ne olacak. Emre Mor'un sahalara dönüş tarihi diyor sıradaki haber. Şimdi Emre Mor bu sezon gösterdiği performansla bir kere maşallah dedirtti. A milli takıma seçildi. Ve mecburen de milli takıma çıkarılmak zorunda kaldı sakatlıktan dolayı. Yanlış anlaşılmasın, orada sakatlanmadım. Yani son maçımızda, lig maçında hakemin yanlı tutumundan ötürü, hani Fenerbahçe futbolcuları dayak yiyince haliyle milli takıma da etkisi oluyor bunun. Fenerbahçe futbolcusu gidiyor milli takıma. Sonra hop sakatlık ortaya çıkıyor, geri dönmek zorunda kalıyor ya. Yani neyse, sağ ayak bileğinde oluşan sakatlık sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Fenerbahçe'den yapılan açıklama, oyuncumuz Emre Mor sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık sonrası milli takım kadrosundan çıkarılmıştır. Futbolcumuzun tedavisine başlanılmıştır dedi. Şimdi arkadaşlar, yaklaşık 2 haftalık bir süresi var. Yani yaklaşık 2 haftalık dediğim, şu anda 17 Kasım'dayız. Sakatlık tarihinden itibaren baktığınız zaman 25 Kasım'da takımımız toplanacak. Yani takımdaki futbolcular bir araya gelecekler. Ve idmanlara başlanılacak. Yani baktığınız zaman arkadaşlar, çok da bir şey kaçırmamış olacak. Herkesin merak ettiği Ferdi Kadıoğlu. Arkadaşlar, Ferdi Kadıoğlu'nda ben üye arkadaşlara duyurmuştum. Abone arkadaşlara duyurmaya fırsat olmadı. Gerçi ilk videoda söyledim, günlük videosunda, 17 Kasım'ın ilk videosunda, ama dikkatten kaçtı muhtemelen. Dediğim gibi olmuş çok şükür. Yapılan kontrollerde ciddi bir bulguya rastlanmamış. 7 ila 10 gün arasında sürecek bir tedavi süreci var. Ferdi'nin, yani hamstring sakatlığı, çok şükür yani sakatlığın az olma sebebi, yani sürenin kısa olma sebebi, fark edildiği anda çıkması arkadaşlar. Üstüne gitmedi. Yani kas yırtığına vesaire dönüşmeden bu olay çözüldüğü için Ferdi Kadıoğlu'ndan da müjdeli haber gelmiş oldu. Yani uzun lafın kısası, hem Ferdi hem Emre Mor aynı anda sahalara dönebilecekler. Çok şükür, bu da bizi en azından sevindirdi. Transferin de profesörü Jorge Jesus. Arkadaşlar, bu haberi özellikle aldım. Bakın, çoğunuz sıkılacaksınız, biliyorum. Çoğunuz istiyorsunuz ki video başlasın, 5 tane şuraya transfer yapıyoruz, 50 tane buraya yapıyoruz, 40 tane buradan gönderdik. Altyapıdan geldi, komşuya gittik, bir onluk aldık. O da dedi ki hani bize transfer falan. Böyle bir şey yok. Yani ha, dolu dolu istiyorsanız üyelik tavsiye ederim. Topluluk kısmına girersiniz. Bugün kimlerle ilişkimiz var, iletişimimiz var, bunlar diye. Ki ilk transferimizi resmi olarak yaptık. Bunun ismini aktardım üye arkadaşlara. Sizler de öğrenirsiniz yakında. Şimdi Jesus'la ilgili şöyle bir durum var. Geldiği günden beri oynattığı futbol, kadro seçimi, oyuncuların performansındaki yükseliş. Hani benim geçtiğimiz sezonlarda şöyle bir ifadem vardı, hatırlıyor musunuz? Mesela Erol Bulut için söylemiştim.
kaç futbolcu artıya gitti, kaç futbolcu eksiye gitti. Bunu hesaplayın. Bu size teknik direktörün kattığını verir. Kaç artı, kaç eksi. Şimdi Jesus için soruyorum size. Takımı 30 kişiden ibaret sayalım. Ya da 20, yani 24 kişi mi oynadı şu ana kadar? 24 kişi forma giydi. Yani oynadı, girdi, çıktı. 24 kişi içerisinde ben çok iddialı konuşuyorum. En az 20 kişi artıdır. Belki 4 kişi eksidir. Yani en az 20 kişi artıdır diye düşünüyorum. Ve Jesus'un hani bu meziyetinin dışında transferde şöyle bir etiket üstüne eklemişti. Ya Pereira kötüydü ama scouting'i iyiydi. Jesus'un transferleri çok kötü oldu. Açıkçası bazı düşünceler var. Mesela João Pedro için ya bu adama niye bu kadar para verildi? İşte Perez için ya yaşı almış gitmiş niye bu kadar verildi diye. Şimdi ben bu haberi o yüzden aldım. Elindeki bazı futbolcuların durumu malum. Bir de almadıklarının durumu malum. Yani tercihlerde 12'den vurma olayı var. Şimdi Fenerbahçe forvete kim aldı? Batshuayi aldı. Batshuayi'yi alırken Ali Koç ne dedi? Biz önüne iki seçenek sunduk. Ya Maxi Gomez ya Batshuayi dedik. Jesus ısrarla Batshuayi dedi. İyi de Beşiktaş'ta kötüydü performansı şöyle böyle dedik. Siz ona çok fazla takılmayın ben onu adam ederim demiş mesela. Ben onun dilinden anlıyorum kardeşim siz karışmayın demiş. Ve bütün sorumluluğu üstüne almış. 13 maç 8 gol 1 asist ancak 13 maç derken 13 ile 90'ı çarpmayın. Yani 13 ile yaklaşık bir 40'ı çarpın. Ya 400-520 dakika falan gibi hesaplayın. Çok bir şey değil. Ve Batshuayi tuttu. 2017'den bu yana iki hat-trick'ini yaptı. Okey. Birçok futbolcu gündeme gelmişti. Hatırlayın mesela Maxi Gomez, Maxi Lopez, Gomez, Maxi Lopez yazmışlar ya Maxi Gomez yazacaklarına habere. Mesela Aboubakar, değil mi? Hepsini tek tek ele alayım mı? Başlayalım. Maxi Gomez. İlk olarak Maxi Gomez beklentilerin altında kaldı mı? Trabzonspor taraftarı dahi yuhluyor mu? Yuhluyor. Yok hocam yuhlamıyorlar. Ya dıştan göstermeyebilir. Ve Maxi Gomez Valencia'dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle Trabzon'a gitti. 3 yıllık sözleşme 26 yaşındaki futbolcu 14 maç 2 gol 4 asist. Hocam iyi de çok iyi istatistik. Yani 14 maçta 2 gol 4 asist. 6 gol katkısı yapar. Arkadaşlar merak etmeyin Berişan'ın da bizdeki katkısı buna benzerdi. Ama her şey matematiksel verilerden çıkmıyor ortaya. Aboubakar. Mesela bunu da konuşalım. Beşiktaş'a şampiyonluk sonrasında sözleşme dışında hani yıllık ücret talebi çok yüksekti. Sezon başında Fenerbahçe'nin hedefleri arasında yer alıyor denildi. Önerildi. Ve bu sezon 8 maçta 2 gole imza atmış. Adeta yokları oynuyor. Fenerbahçe taraftarına kalsaydı gelmesi lazım. Seferovic. Mesela en çok da bizim kanalda bazı müdavim arkadaşlar var. Hani sen Seferovic'i almıyorsun, işte şunu almıyorsun nasıl şampiyon olacaksın diye. Galatasaray sezon başında Benfica'dan şartlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Hani Icardi var, Mertens var. Bak düşünün. Aslına bakarsanız Galatasaray'ın çok büyük salaklık değil mi ya? Yani bu ismi almışsın arkasına benzer nitelikte 2-3 isim daha. İyi de hocam bu mantıkla Fenerbahçe'ninki de salaklık. Yani Pedro'yu almışsın, King'i getiriyorsun. Batshuayi'yi alıyorsun. Bu da salaklık değil mi? Şimdi kısmen bu da salaklık. Çok büyük salaklık. Ama yıllık ücretlerine bakınca Batshuayi'nin, King'in ve Pedro'nun aldığı yıllık ücretler bu arkadaşlardan bir tanesinin yıllık ücreti kadar değil. İşlerinden bir tanesinin kadar. Neyse o çok da şey değil. Bizim konumuz değil. Ve bakın Seferovic yedek kaldı. Yani istatistiklerde sıkıntı yaşıyor. 10 maçta 2 gole imza atmış. O da Türkiye Kupası maçında. Yollar ayrılmaz. Mesela Zuba. Zuba da Fenerbahçe'ye önerildi. Ve Balotelli ile yollar ayırdık Adana Demirspor ama takıma Zuba'yı kattılar. Ancak Akdeniz ekibinde forma şansı bulamadı. Alacaklarını alamadığı gerekçesiyle de sözleşmesini feshetti. 5 maçta 1 gol o da Fenerbahçe'ye. Şimdi Weghorst da aynı şekilde. Şimdi Beşiktaş'ta arkadaşlar kuyruğu titretmemek adına ses çıkarmıyorlar ama çoğu beğenmiyor Weghorst'u. Yani hem sistemden dolayı hem şeyden dolayı. Ha şeyin ne derler onun adına
Valerian'ın sisteminde işe yarıyordu. Çünkü Valerian ne diyordu? Şişirin Vegors'ta. Vegors bir şeyler yapar diyordu. Ama şimdi yani uzun lafın kısası Jesus'un scouting'i de işe yaradı. Gelelim en önemli habere. Sen misin Jorge Jesus'u kızdıran João Pedro'ya kötü haber? Sezon başında Fenerbahçe transfer etti João Pedro'yu. Fakat beklentileri bir türlü karşılayamadığı gibi son maçta da kırmızı kart görünce takım da kaybedince bu çok büyük bir sıkıntıya sebep oldu. Ve tecrübeli teknik adam yeni bir forvet transferi yapmak istemesiyle adeta gözdağı verdi diyor João Pedro'ya. Ve Fenerbahçe'de João Pedro krizi yaşanıyor diye haberi eklemişler. Şimdi ben bu ifadeleri kullanınca bana Fenerbahçe düşmanı diyor arkadaşlar ama yani şu anda João Pedro krizi yok mu Fenerbahçe'de sizce? Cagliari'den 4 milyon 680 bin euro bonservis bedeliyle transfer edildi. Ve beklentilerin çok çok uzağında kaldı. Ve 30 yaşındaki futbolcudan beklenen verim alınamadı. Ancak bazı etmenleri de konuşalım. 1. Sezona sakat girdi. Sezona sakat girdi arkadaşlar. Ve dönüşte uzadı. Yani bir türlü ritim bulamadı. Çünkü sezon başı kampını yiyemedi doğru düzgün. Şampiyonlar Ligi elemesi, Avrupa Ligi elemesi, Süper Lig'de ilk 2 haftada oynanan maçlar bunların hepsini sakatlığı nedeniyle kaçırdı. Sonrasında da bulduğu süreleri iyi değerlendiremedi. Ona rağmen de 10'u Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere toplam 15 karşılaşmada oynatılmış. 2 gol 1 asist. Hocam Seferovic'den kötü istatistik. Evet katılıyorum. 2 gol 1 asist. Ne kadar da bir asist fazlalık olsa da onunki Türkiye Kupası kulvarı olsa da yani kısmen kötü. Giresun maçında da 13 ve 40'ta 2 sarı görüp eksik bıraktı. Fenerbahçe 1-0 önde tamamlamıştı. Sonrasında yenik ayrıldı. Ve şu anda Fenerbahçe'nin gündeminde 3 tane isim var arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten Batshuayi milli takımda, Valencia'da milli takımda. Yani Dünya Kupası'nda bu isimler. Ve bu isimler sakatlanma riski de göz önünde bulundurularak 3 isim gündeme geldi. 1. Musa Dembele, 2. Atalanta'dan Luis Muriel, 3. Rıdvan Yılmaz. Yok, Rıdvan Yılmaz'ın takım arkadaşı Alfredo Morelos. Rıdvan Yılmaz'la ne işimiz var ya? Şimdi burayı da iyi çözmeniz için, tek tek detaylı konuşalım. Arkadaşlar siz şu bilgiye sahip misiniz bilmiyorum. João Pedro dopingten ceza aldı biliyor musunuz? Cagliari'de 8 sezon forma giyip Fenerbahçe'nin yolunu tuttu ya. İtalyan ekibi de 2017-2018 sezonunun ikinci yarısında 11 Şubat'ta Cagliari ile Sampdoria'nın bir maçı var. Yani 11 Şubat 2018'de Cagliari Sampdoria maçında maçın bitiminde rutin yapılan doping testine giriyor ve kontrollerde idrar söktürücü hidroklorotiazit bulunması nedeniyle İtalya'nın Ulusal Antidoping Kuruluşu NADO İtalya tarafından 6 ay ceza almış. Ve ligin 28. haftasından sonraki maçlarda görev alamamış. 2018-19 sezonda da ilk 3 maçı kaçırmış arkadaşlar. Sonrasında Ulusal Dopingle Mücadele Mahkemesi'nin kararı sonrasında Brezilyalı forvet 16 Eylül 2018'e kadar resmi müsabakalarda oynayamadı diyor. İtalya'daki son 3 sezonunda parladı. Şimdi 8 sezonluk Cagliari kariyeri. En skorer olduğu sezonlar son 3 sezonda. Geçen sezon 13 gol 4 asist. Baktığınız zaman çok değil. Şimdi Fenerbahçe'de 13 gol 4 asist yapsa bu kadar para verilir mi dersiniz? Ama oyun katkısı bakımından baktığınız zaman hani oyuna çok katkısı sağlasa mesela benim beklediğim ön alan presi, ön baskısı, hani rakibi hataya zorlama bunları çok çok yapsa illa asist sayılacak diye bir şey yok. Ama bu da yok. Hani beklediğimiz bu ama yok. 2020-21'de 16 gol 3 asist. Kariyerinin en golü sezonu 2019-20'de yaşamış. O sezonda 19 gol atmış. Kariyerinin en golcü sezonu diyor Onur Emre. Onur Erdem Bayramiç. Vallahi bilmiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla bana kızabilirsiniz ama biraz elde patladı gibisinden oyuncu. Ama inşallah sakatlıktan dolayıdır. Ha şu da bir gerçek. Fenerbahçe taraftarı çöplemeye başladığı andan itibaren herkes bir düzelme yaşayabiliyor. İnşallah Pedro da yaşar. Şimdi gelelim forvet olaylarına. Çünkü Ocak ayında 4 tane stoper var. Şu anda Fenerbahçe'de mevcut. Ve sık sık 3'te oynuyoruz. Muhtemelen de artık 3'lüye döneceğiz tekrardan.
Çünkü Gustavo Henrique iyileşti. Ya hocam Yiğit Efe'yi oynatsak olmaz mı diyorlar. Arkadaşlar ilk maçın Trabzon'a, sonra evinde maçın var, sonra Galatasaray'da. Şey pardon, ilk maçın Trabzon'a, sonra bir maçın daha var. Sonra Galatasaray'la oynuyorsun. Ha, çok özür dilerim. Önce araya Türkiye Kupası maçı giriyor. İstanbulspor, sonra Trabzonspor, sonra bir maç daha var, sonra Galatasaray'la oynuyorsun. Yani bu sürece Yiğit Efe'yi monte etseniz. Yani anladınız değil mi? Şimdi Fenerbahçe'ye birkaç müjde var. Mesela Berisha müjdesi. Alman oyuncu beğenildi arkadaşlar. Yani Fenerbahçe'de tutmadı. Augsburg'a kiralandı. Burada beğenildi. Benim size daha önce de aktardığım duyumlara göre Ocak'ta alırsa fiyatı belli bir opsiyonu var. Ama geciktirirse o opsiyon değişiyor. O yüzden adamlar da Ocak ayında halletmeye çalışıyorlar. 4 milyon euroluk satın alma opsiyonu diyor. Ben 4.250 biliyorum. Bilginiz olsun. O da bak 10 maçta 3 gol 4 asist yapmış Almanya'da. Yani Alman ligi bizim lige göre çok daha zor ama 10 maçta 3 gol 4 asist. E bizim ligde hocam o zaman niye süründü? E sistem, taktik, hakem şeyleri, niyetleri, yönetimsel beceriksizlikler, Fenerbahçe düşmanlığı, rakiplere Fener'e aslan kesilmesi, diğer takımlara aslan kesilmesi falan filan sayarsın. Uzun lafın kısası Augsburg 4.250'yi almaya çalışıyor. Fenerbahçe'de bir golcü listesi var. İlk aday Musa Dembele. Bir kere Dembele bizim ex aşkımız. Başka takıma gidene kadar sürekli bu haberleri göreceksiniz. Onu söyleyeyim. Sonra ya efendim niye böyle oldu, niye şöyle oldu demeyin bana. Ve Dembele konusunda hani nabız yoklamış durumdayız. Bekliyoruz arkadaşlar. Hani Galatasaray'da var. Şeyde bekleyen, hazırda bekleyen. 12 maça çıkmış. 2 golü var sadece. 26 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 18 milyon euro. Sezon başında gündeme gelen diğer bir isim Atalanta forması giyen Luis Muriel. Ben bu ismi de çok merak ettim. Hani ne durumda diye. Şimdi Batshuayi transferi sırasında Muriel'e de Fenerbahçe yer verdi ama görüşmelerden sonra çıkmadı. Bu sezon Serie A'da 9 maça çıkmış. 1 gol 2 asist. Ve sakatlığı nedeniyle son haftalarda forma giyememiş. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro. 31 yaşındaki Kolombiyalı golcü bu sezon 9 maç 1 gol 2 asist diyor. Bizden 9,5 milyon euro falan istemeselerdi biz belki alabilecektik ama yani sıkıntı. Bu arada sezon sonunda da sözleşmesi bitecek. Hem Dembele'nin hem Muriel'in. Yani sezon sonunda benim direkt adayım Dembele. Onu da belirteyim. Son aday Morelos. Alfredo Morelos, Kolombiyalı futbolcu. Yine Fenerbahçe'nin gündemine geldiği iddialarıyla çalkalanmıştı. Rangers'ta onun da sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Ve bu sezon ilk 11'deki yerini kaybetmesinin ardından takımdan ayrılma kararı almış. Kulüp arayışına başlamış. 13 milyon euro piyasa değeri var. Rangers'ta bu sezon 19 maça çıkmış. 3 gol 1 asist. Çok net söylüyorum. Yani Samatta'nın gelişmiş versiyonu. Bu arada herkes Samatta'yı merak ediyordur diye düşünüyorum. Ben size Samatta ile ilgili de birkaç tane kısa bilgi versem nasıl olur acaba? Samatta 29 yaşında Genk takımında kiralık olarak forma giyen bir futbolcu kardeşimiz. Dişleri seyrek, aynı zamanda kabilesi uçak gördüğü zaman kurşun şey atıyorlar, mızrak atıyorlar. 1,83 boyunca aslında sprinter bir forvet ama son vuruş becerisi ve futbol anlamındaki becerisi yeterli görülmediği için bu sezon başında Genk'e zorunlu şey şartlı zorunlu satın alma opsiyonuyla gönderildi. Biz 6 milyon euroya satın aldık. Oraya gönder, buraya gönder, şuraya gönderle çok uğraştık. Olmadı. Bu sezon 251 dakika oynamış, bir golü var Samatta'nın Genk'te. Genk kulübünün profiline bakın, 107,95 milyon euroluk bir futbolcu havuzu var 28 kişilik kadrosunda. Bu da okey. Artı 28,97 milyon euroluk da bir bütçeleri var. Buraya kadar bizi alakadar eden hiçbir şey yok. Bak hiçbir şey yok. Yani forvetleri mesela Onaçu forvetleri ne bileyim çok iyi Nijeryalı. Biz bunu da bir dönem almaya çalıştık. İşte Nemet var bilmem Kevin şu var. Sen Paulu falan filan hiç önemli değil. Forvetleri 2-0-1 boyunda 15 maçta 14 gol atmış falan hiç mühim değil. Hocam opsiyon ne? Opsiyon şu. Genk Şampiyonlar Ligi'ne giderse, gidebilirse, bakın Şampiyonlar Ligi'ne gidebilirse
4 milyon euroya mı 4,5 milyon euroya mı Samatta'yı zorunlu satın alacaklar. Şu anda Allah nazardan saklasın çok iyi gidiyorlar. Şimdi Allah nazardan korusun 17 maç muhtemelen devreleri bitti. Çünkü 18 takımlı bir lig. 17 maçta Genk takımı 15 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet. 45 gol atmış, 15 gol yemiş, 46 puanla lider. İkinci sıradaki Union SG kulübü 36 puan. Üçüncü sıradaki Antwerp 35. Kulüp Brugge dördüncü sırada 33 diye gidiyor. Yani devreye 10 puan önde girmişler. Sanırım ilk 4 şampiyonluk turu falan filan olayları var bunlarda. Değişik bir kronolojileri var. Hiç mühim değil. Şampiyon Genk olsun da gitsin Şampiyonlar Ligi'ne gururla temsil etsin ülkesini. Biz de Samat Dacı'mızı gururla yad edelim. Şimdi dönelim haberimize. Alfredo Morelos şu dahil oldu, bu dahil oldu. Geçin arkadaşlar. Yani Samatta'nın şu hali. Bonservisi uygun olabilir falan. İş şimdiden bitirilecek. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Çok açık ve net söylüyorum. Alırsak, alabilirsek, almaya çalışırsak, bakın alırsak, alabilirsek, almaya çalışırsak Musa Dembele. Onun dışında hiçbiri gelmeyecek arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ha! Aziz Allah. Not olarak söylüyorum. Berisha'dan 4250, Samatta'dan 4 gelse 8250 mi? Yani 8.250 zaten sen forvetlerinden almış olacaksın. Hiç mühim değil. Ja Pedro'nun transferi hocam başka takıma gidecek mi? Şöyle böyle. Şu anda Jesus'un hiçbir tasarrufu yok başka takıma gitmesi konusunda. Bilginiz olsun. Hocam giderse yerine kim gelecek? Arkadaşlar gitmesine gerek yok. Pedro gitmeden devre arasında forvet alabiliriz. Çünkü devre arasında bazı kulüpler yabancı kuralının esnetilmesi şeklinde bir karar alalım diyorlar. 14 sayısı 18'e çıksın. Sahadaki sayısı 11'e çıksın diyorlar. Belli mi olur? Belki de Musa Dembele'yi devre arasında parayı verip alacaksın. Ben ısrarla söylüyorum. Geçen gün ben burada söyledim. Gittiler başka tarafta duyum olarak vermişler. Enner Valencia X fiyata gidip devre arasında Musa Dembele X fiyata gelebilir. Yani Valencia'dan gelecek bonservisle Dembele'ye ödenecek bonservis karşılığında Dembele gelebilir. Eğer Dembele transferi yapılırsa Dembele Batshuayi derken Joao Pedro 3. konuma düşer. Yani Pedro'nun yerine gelecek forvet Dembele olmuş olur. Ama Valencia gitmiyorum ben sözleşmemi tamamlayacağım falan filan olaylarına girişirse o zaman durum farklı. Tabii bizimki manyak. Valencia kırık bir futbolcu. Gider Dünya Kupası'nda gol kralı olur. Devre arasında bir bakarsınız enteresan teklifler alırız. Yani her şeye açık bir futbolcu maalesef biliyorsunuz. Böyle bir durum var ortada. Ama dediğim gibi Muriel'i, Morelos'u kesinlikle beklemeyin. Batshuayi zaten var. Hali hazırda gayet de iyi gidiyor. Yani Batshuayi gayet iyi gidiyorken de suyu bulandırmanın lüzumu yok. Onu da söyleyeyim. Onun dışında da çok fazla aktaracağım bir şey yok. Ha, bir forvet beklentimiz var mı? Açıkçası benim bir orta saha beklentim var devre arasında. 2 tane de stoper, 3. Bir tane de kanat, 4. Benim transfer beklenti sayım 4. Yanlış duymadınız. Devre arasında 4 transfer beklentim var. Yok hocam bir tane stoper alır kapatırız. Yabancı sınırı zaten kotaya dayandı. Bu dediğimi unutmayın arkadaşlar. 17 Kasım itibariyle saatimde yani siz 18 Kasım itibariyle şey yapın. Çünkü videonun yayınlaması 18 olacak. 18 Kasım itibariyle dediğimi unutmayın. Benim transfer hedefim 4. 6'ya çıkabilir, 2'ye düşebilir. Minimum 2, maksimum 6 transfer bekliyorum. Devre arası transfer döneminde. Dediğimi unutmayın. Zaten buralarda takılırsınız muhtemelen. Görüşmek üzere. Bir beğeniyi de çok görmezseniz ya da abone olursanız ya transfer duyumlarından mahrum kalmayın. Görüşmek üzere.